Değerli konuklar, Radyo Zulu'nun bu akşamki konuğu değerli sanatçı Nilüfer. Nilüfer Hanım, hoş geldiniz programıma. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Size Kaliforniya'dan sıcak havasından, güneşli, sıcak, kalbimizden gelen ışıkları size göndermeye çalışıyoruz. İstanbul havası şu anda karlı sanıyorum. Ne kadar güzel, orada olmak isterdim. Ben kıştan pek hoşlanmıyorum doğrusunu isterseniz. Yaz mevsimini çok seviyorum. Burası gerçekten çok soğuk. Donuyoruz İstanbul'da. Sıcak havaları özlüyorum. Evet, ben sizi yıllar önce, bir 90'lı yılların ortalarıydı sanıyorum, Washington DC'de bir Cumhuriyet Balosu'na gelmiştiniz. Ya da 90'lı yılların başlarıydı. Orada sahnede izlemiştim. Buğra Uğur vardı benim sınıf evet. arkadaşım, piyano çalmıştı. Evet, rahmetli Buğra Uğur arkadaşım vardı. Bu benim ilk Amerika'ya gidişimdi. Yıllarca Amerika'dan gelen tepkileri uçak korkum yüzünden kabul edememiştim. Ama sonunda artık bir Amerika'ya gitmem gerekiyor, benim görmem gerekiyor dedim. O benim ilk Amerika yolculuğumdu. Hatta o konserden sonra orkestradaki bazı arkadaşlarımla birlikte de New York'a geçmiştik. Birkaç günde orada kalmıştık. Ne kadar güzel. Sizin orkestranızda çalan arkadaşlardan zaten çok ortak müzisyen arkadaşlarımız var. Benim Grup Evrim diye bir orkestram vardı İstanbul'da, Türkiye'de. 70'li yıllardan 92 yılına kadar yaklaşık süren bir orkestra geçmişi. İsmail Soyberk, bas gitar arkadaş. Evet. O sizinle çok çalıştı. Sevgili Buğra Uğur, Nurlar İçinde Yatsın, benim konservatuvardan da arkadaşımdı. Çok ortak müzisyen arkadaşlarımız var. Evet. Ben size eşlik etme fırsatı hiç bulamamıştım. Sizin orkestranız vardı. Çok çok iyi müzisyenlerden kurulu. Evet. Her zaman şanslıydım o konuda. Gerçekten sevgili Buğra Uğur, Allah rahmet eylesin. Evet. Çok genç yaşta kaybettik onu maalesef. Dediğiniz gibi İsmail Soyberk, yıllarca onunla çalıştım. Berç Yenal'la yıllarca evet. çalıştım. Şu anda bambaşka bir grubum var ama onlar da hepsi çok çok iyiler. Çok önemli. Sahneyi paylaştığımız müzisyenler, hem müzisyenliğinin önemi çok fazla, hem de insan olarak da ben çok önem veriyorum. İnsan olarak da düzgün olması benim için çok önemli gerçekten. Onun için uyum içinde çalışıyoruz yeni grubumla da, yıllardır birlikteyiz. Sizin ilk sahne çalışmanız, ben hatırlıyorum, siz İtalyan Lisesi'nde okuyordunuz. O yıllarda bir gazetenin açmış olduğu yarışmada birinci geldiniz. O yarışmadan sonra zaten Nilüfer Yumru evet. olarak sahneye çıktınız ve o gün bugündür hala sahnedesiniz. Aşağı yukarı aynı yıllarda başlamışız. O geçmişten biraz söz eder evet. misiniz? 1970 yılıydı o bahsettiğimiz yarışma. Bir ses yarışmasıydı. Hafta sonu gazetesinin, şu anda hafta sonu dergisi olarak çıkan, Hürriyet'e bağlı olan hafta sonu gazetesinin açtığı bir yarışmada. Evet, birinci olmuştum. O zaman yaşım da bayağı küçüktü. 2 yıl sonra da ilk 45 planla müzik dünyasına adım atmıştım. Gerçekten hani bu kadar zaman nasıl geçti bilmiyorum. Çok uzun evet. zaman oldu. Gerçekten öyle 40 küsur sene az bu bir zaman değil, bir ömür. Evet, çok güzel anılarla geçti ve çok çabuk geçti. Ve ben çocukluğumdan beri o yaşlara kadar en çok yapmak istediğim şey şarkı söylemekti ve onu yaptığım için ve böyle bir hayatım olduğu için de her zaman Allah'a şükrettim gerçekten. Çok güzel, çok dolu dolu geçmiş bir müzikal yaşam ve hala devam ediyor tabii bu. İnşallah 50. yılınızda benim de 50. yılım olacak. Birlikte belki sahneye çıkma fırsatı yakalarız. Çok güzel bir anı olur bizim için. Sizin... Tabii, neden olmasın, güzel olur gerçekten. Sizin çıkardığınız ilk 45'lik Kalbim Bir Pusula, daha dün gibi hatırlıyorum. Taka Taka diye bir şarkıydı bu. Gerçekten o anda 45'lik evet. plaklar tabii vardı. Gençler şu anda bilmeyebilirler. Ortalık çalkalandıydı yani, number one olarak, birinci olarak hep listelerdeydi. Sonra Dünya Dönüyor albümü. Evet, doğru, o da 45'likti aslında ama inanın gençler bütün bunları da biliyorlar. Ben konserlerimde bu şarkıları söylediğim zaman küçücük çocuklar bile eşlik ediyorlar. Artık yani internet denen bir şey olduğundan beri yere ulaşmak çok kolaylaştığı için artık çok eski şarkıları bile biliyorlar ve birlikte eşlik ediyorlar. Ne kadar güzel yani, artık teknoloji de tabii şu anda bakın millerce, kilometrelerce uzakta anında konuşabiliyoruz, kayıt yapabiliyoruz ve programlara bağlanıyoruz. Aynen öyle, aynen öyle. Gerçekten öyle yani. Müziğe başladığım yıllarda hatırlıyorum, gitar teli dahi bulamazdık. Dışarıdan geliyordu. O şekilde arkadaşlarımız gittiği zaman getiriyorlardı. Şimdi tabii müzik ortamı da çok çok daha gelişti müzisyenler açısından. Evet. Sizin bir de Eurovision şarkı yarışması tecrübeniz var. Biraz ondan söz eder misiniz geçmişte? Evet. O tek başıma değil, bir grup ismi altında, Grup Nazar ismi altında
yaptığımız bir çalışmaydı. Ben hala güzel bir şarkının, doğru bir şarkı olduğuna inanıyorum ama tabii ki şimdi baktığım zaman açıkçası bir takım şeyler komik geliyor bana. Hani o dönemde yapılmış işler. Ama çok kötü bir dereceyle dönmüştük ne yazık ki. Türkiye'nin daha yeni yeni herhalde ikinci senesiydi bilmiyorum tam şunu hatırlayamıyorum ama ikinci senesi olabilir. Eurovision'a katıldığı sene. Şimdi 2 yıldır Eurovision yarışmasına katılınmıyor. Nedenleri de çok net bir şekilde açıklanmıyor ama ben bunun yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yarışmada illa iyi dereceler almak gerekmiyor ki. Sertab Erener birinci olarak hakikaten Türkiye'nin yüzünü güldürmüştü. Evet. Birincilik aldı Türkiye. Evet. Başka iyi dereceler alan sanatçılarımız da oldu. Dolayısıyla iyi dereceler almasak bile yani bu genç müzisyenleri de teşvik etmek adına, motive etmek adına yapılabilecek güzel bir çalışma. Uluslararası bir platformda Türkiye'yi Türk bestecinin, Türk müzisyenlerin hazırladığı bir eserle yabancı bir platformda yarışmak bence Türkiye'ye katkı getirir. Bir zarar getireceğini düşünmüyorum. Ama her nedense 2 yıldır böyle bir karar alındı ve ben bunun gayet yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben de aynısını gibi düşünüyorum. Zaten bu bir sanat müzik yarışması. Tabii politika çok fazla karışmış durumda ülkeler arasında. İnşallah önümüzdeki yıllarda tekrar katılırız diyelim. Siz bir de UNICEF'in elçiliğini yani Fahri elçisisiniz UNICEF'le ilgili çalışmalarda. Bu nasıl oluştu? Evet. Şimdi o da sene kaç hatırlamıyorum ama tarihler konusunda biraz problemli biriyim ben. Bosna Savaşı sırasında benim aklıma gelen bir şeydi bu. Herkes gibi ben de çok etkileniyordum orada olan katliamlardan, insanların çektiği eziyetten ve özellikle de çocukların zarar görmesi beni çok çok etkiliyordu. UNICEF uluslararası bir kuruluş olduğu için UNICEF'e ben kendim başvurdum Türkiye Milli Komitesi'ne. Ve bir konser yapmak istediğimi ve bu konserin gelirinde UNICEF'e bırakmak istediğimi söyledim. Ben teklif ettim. Ve bu konser Bosna için yapıldı. Oradaki çocuklar için yapıldı. Ve bu şekilde bizim UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile olan tanışmamız bu şekilde oldu. Daha sonra bunu takip eden yıllarda da yeni çalışmalar yaptık ve onlar da daha sonrasında dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi UNICEF iyi niyet elçileri var. Türkiye Milli Komitesi de UNICEF iyi niyet elçiliği unvanını bana takdir etti ve sundu. Ondan sonra biz çalışmalarımızı sürdürdük. Birçok konser yaptık, birçok etkinlik yaptık. Daha sonrasında televizyon reklamları yaptık UNICEF için gelir sağlamak amacıyla. Daha sonra da 97 yılında başlayan bu birlikteliği ben uzun bir süre sonra çok fazla verimli olamadığımı artık düşündüğüm için ama her zaman yine onların projelerinde yer alabileceğimi söyleyerek sadece bu unvanı onlara geri iade ettim. Ancak bundan sonra da onlarla birkaç çalışma daha yaptık yine bazı konserler yaptık Ankara'da balolar yaptık yine katkı amacıyla. Ben açıkçası şöyle oluyordu birazcık. UNICEF iyi niyet elçisi olunca başka vakıf ve derneklerle onlara destek olma konusunda biraz kısıtlanıyordum. Bana öyle geliyordu. Evet. O sebeple böyle bir şeye karar verdim. Ben bütün vakıf ve dernekleri açığım. Tabii ki sene içinde yani uygun zamanlarda mümkün mertebe bu tarz projelerde yer almak ve katkıda bulunmak istiyorum. Çok çok güzel. 1970'li yıllarda tabii ki Türkçe sözlü, Türk hafif müziği dediğimiz yabancı besteler, Türkçe söz yazılarak söylenen şarkılar çok yaygındı. Sizin de seslendirmiş olduğunuz Göreceksin Kendini, daha doğrusu sizin albümünüze yer alan şarkının orijinali, Eurovision şarkı yarışmasında Fransa'yı temsil eden ve birinci olan Anne-Marie David'in seslendirdiği To Te Reconnaître'ydi. Ben şimdi daha önce size dedim, ben size eşlik etmedim ama çok enteresan. Ben Anne-Marie David'e 2 ay Bebek Belediye Gazosu'nda eşlik ettim. Bu To Te Reconnaître şarkısında birinci olduğu yıllarda. Öyle mi? Öyle mi? Daha enteresanmış gerçekten. Şimdi onu anımsadım. O yıllarda yurt dışından öyle şarkıcılar çok gelirdi. Bir tane daha örnek vermek gerekirse. Evet. City Savé Combien Je T'aime adlı şarkının şarkıcısı. Evet. O vardı. Ondan evet. Sonra Toto evet. Cutugno gelmişti. İtalyano'yu söyleyen Albano evet, evet. Romino Power evet, gelmişti. Evet. Ama bu yıllarda artık öyle sanatçılar Türkiye'ye gelip de gazinolarda falan çalışmıyor. Zaten gazinoda kalmadı. Ne diyorsunuz bu gazino yaşantısı? Bence çok güzeldi, nostaljikti Türkiye'deki gazinolar. Gazino mu yoksa gece kulübü mü ya da bilemiyorum. Yani ama olmalı.
Gerçekten çok çok azlar. Yani İstanbul'da bile hani sayabileceğimiz bir tane yer sayabiliyoruz belki. Bir iki tane yer sayabiliyoruz. Ben doğrusunu isterseniz gazino kültürünü çok hoşlanmıyordum ama insanların çok büyük patrolar çıkabiliyordu karşısına. Yani herkesin gidebileceği mekanlar değildi gazinolar bana göre. Ama mesela benim yani bize çok yakın bir ülke olduğu için onu örnek gösteriyorum. Örneğin Yunanistan'da ben birçok kez gittim ve oradaki çok ünlü şarkıcılarını, starlarını izleme imkanı buldum. Ve mesela orada böyle gece kulübü tarzı ama bayağı büyük yerler. Oturmalı, böyle ayakta izleyen değil de seyircinin ayakta olduğu değil, oturmalı. İsteyen yemek yiyip izleyebiliyor, isteyen yemek almadan da izleyebiliyor. Evet. Ve gayet makul fiyatlara izleyebiliyorlar işin güzel tarafı. Ve dolayısıyla da sanatçı da orada uzun süre konserler verebiliyor. Evet. Yani ben birçok işte Yunan starını izlemiştim bu şekilde. Kışın böyle yerlerde şarkı söylüyorlar. Ne yazık ki bizde bu yok şu anda. Yani bu bence de olmalı. Var birkaç yer ama çok az. Çok az, yeterli değil. Yani insanların makul paraları diyerek, ne bileyim, bir içkisini içerek ya da isterse yemek yiyebileceği büyükçe yerler olmalı bence de. Evet, siz değerli besteci iki arkadaşımla birlikte de çalıştınız. Sevgili Adnan Ergil, kendisi besteci, gitarist ve artı benim burada Maryland'den de arkadaşım, değerli besteci, piyanist Fahir Atakoğlu. Ve de Onla Tunç'la da Toprağı Bol Olsun çalıştınız birçok albümde. Peki önümüzdeki günlerde yeni albüm çalışmaları, ne projeleriniz var? Şimdi yeni bir albüm çalışması içindeyiz bir süreden beri. Yani bu bahsettiğiniz isimler elbette ki Fahir Atakoğlu, zaten beraber çalıştığım ve bayıldığım bir müzisyendir. Adnan Ergin'le halen çalışmaktayız. Bu yeni hazırlamakta olduğum albümde de Adnan Ergin şarkıları var. Onla Tunç, bestemiz Onla Tunç bence hani Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli müzisyen, aranjördü. Yani ben hala söylüyorum, onun daha üstüne aranjör. Ya o zaman itibariyle görmedim diye düşünüyorum. Ve çok büyük bir kayıp olmuştur Onla Tunç'un vefat etmesi maalesef. Onu her vesileyle anıyorum gerçekten. Şimdi yeni çalışmamda iki tane Adnan Ergin şarkısı bulunuyor. Onun dışında yani şu anda isimleri vermek biraz erken ama bayağı ilerledi aslında çalışma. Yani bahar aylarını hedefliyorum. Bahar aylarında bir problem olmazsa müzikseverlerle buluşturmak istiyorum. Peki hala konserler, senede kaç konser yapıyorsunuz, nerelerde çıkıyorsunuz, onlardan biraz söz edebilir miyiz? Tabii, yani bu kış itibariyle yeni bir albüm çalışmasında olduğum için yenilenip yeniden dönmek istedim açıkçası. Yazın daha fazla konser yapılıyor elbette Türkiye'de. Açık hava konserleri daha fazla oluyor, mekanlar daha çok olduğu için. Ben de hedefimi ilkbahar, yaz olarak koymuş vaziyetteyim şu anda. Ama tabii maalesef bu Amerika'daki gibi ya da Avrupa'daki gibi bizim planlarımız böyle bir sene öncesinden, aylar öncesinden yapılamıyor biliyorsunuz. Evet. İşte yazın yapılacak konserler işte Mayıs'ta, Haziran'da falan konuşulmaya başlanıyor neredeyse. Onun için şu anda belirli bir tarih yok size verebileceğim. Değerli dinleyiciler, sevgili sanatçı Nilüfer'le söyleşimiz devam ediyor. Sizin rock müzisyenlerle birlikte çalıştığınızı da duyuyorum bazı şarkılarda. Bu da çok güzel. Genç müzisyenlerle, rockçılar birlikte de söylüyorsunuz. Ve bu çok yakıştığını düşünüyorum ben. Dinledim sizin şarkılarınızı. Siz rock müzik konusunda ne düşünüyorsunuz Türkiye'de? Neler oluyor? Nasıl bir yerdir rock müzik? Yani rock müzik Türkiye'de bence hak ettiği yere ulaşmış değil. Yani bunu benden söylüyorum. Yani işte albüm satışlarından, albüm tirajlarından söyleyebilirim. Bazı gruplar hatta bazı ekonomik nedenlerle dağılmak zorunda ve başka başka işler yapmak zorunda kalıyorlar. Ona da tanık oluyorum. Ve bu çok üzücü tabii. Ben böyle bir albüm yaptım. Evet, 12 düet isimli. Bu 12 düette 12 tane çok önemli rock müzisyen, yorumcu ve gruplarıyla çalıştım. Daha sonra bu o kadar çok ilgi gördü ki daha sonra da 13 düet isimli bir albüm yaptık yine. Yine rock müzisyenleriyle. Bu albümler çok ilgi gördü. Ben şeye inanıyorum. Yani ben bir yorumcuyum ve bana yakıştığını düşündüğüm her türlü müziği söyleyebilirim diye düşünüyorum. Önemli olan bana yakışması. Benim onu iyi yorumlayabilmem. Yani ben müzikte bir sınır koymuyorum. Ben ne bileyim bir sene sonra Türk müziği albümü de yapabilirim.
ya da ne bileyim yakıştığına inanırsam türkü de söyleyebilirim. Yani bir yorumcunun bence yakıştığı müddetçe, kendisine o kıyafet üstüne iyi olduğu müddetçe her şeyi deneyebileceğini ve yapabileceğini düşünüyorum. Ve üstelik de bu rock çalışmalarını yaptığım için de çok memnunum. Çünkü iyi ki yapmışım. Gerçekten çok büyük ilgi gördü. Ve demin az önce bahsettiğiniz konu, mesela benim bazı şarkılarımı bilmeyen birçok genç var. Ve bu vesileyle bu şarkıları da öğrenmiş oldular. Yani unutulan bazı, mesela ara sıra bazı. Yani bu şarkı yani sadece genç jenerasyon değil, belki benim jenerasyonda bile birçok kişi unutmuş olabilir. O kadar çok şarkı var ki, çünkü ben de bazen böyle eski şarkılarını dinlediğimde aa bu şarkı da varmış falan diye şaşırıyorum. Yani insan kendisi bile unutabiliyor gerçekten şarkıları. Ve çok da güzel şarkılar var. Çok çok güzel şarkılar var. Yani iyi ki böyle bir şey yapmışım diye düşünüyorum. Yani kendimi özgür hissettirdi doğrusu. İsterseniz güzel oldu. Ne güzel. Siz 1980 yıllarıydı zannediyorum. Ben Yalova'da orkestramla birlikte, sevgili İsmail Soyberk'le birlikte Grup Evrim olarak bir küçük bir yazlı gazinoda çalıyorduk. O yıllarda Kayahan Acar, sevgili Kayahan Acar, İstanbul'da Bir Güzel, İstanbul Kadar Güzel isimli bir 45'lik plağıyla Ankara'da çıktı ve meşhur oldu. İlk sahne çalışmasında o da bize kısmet oldu. Yalova'da o gazinoda Kayahan Acar'a eşlik ettik. Çok çok da hoşumuza gitmişti. Güzel besteleri olan bir değerli bir müzisyen ve besteci geldi diye. Siz Kayahan Acar'la yıllarca evet. çalıştınız. Onun bestelerini çok çok iyi yorumladınız. Yani bestelere güç kattınız. Plaklar çok çok satıldı. Konserlerde bu şarkılar milletin ağzına sakız oldu. Hala bile o şarkıları söylüyoruz. Bu çalışma nasıldı, nasıl gelişti ve niçin son buldu? Son bulması biz dinleyicileri, ben de bir dinleyici olarak kendimi koyuyorum, bizleri üzdü. Bu çalışma keşke devam edebilseydi diyorum. Ne dersiniz bu konuda? Tekrar söyleyeyim inşallah. Çünkü çok güzel başlayan bir birliktelikti gerçekten. Onun bana bir Eurovision için şarkı yapmış ve onu birlikte söyler miyiz diye gelip teklif etmesiyle başlayan bir birliktelik. Ben onun hem şarkılarını hem kendisinin sohbetini, arkadaşlarını o dönemde gerçekten çok sevdim, çok hoşlandım ve böylelikle çok önemli bir aslında müzik hareketi başlamış oldu diyebiliriz. Daha sonrasında dinledim ve çok beğendim. Kartanelerini seslendirdim bir albümünde. 84 yılında, Nilüfer 84 albümünde. Ve çevremdeki pek insanların doğrusu isterseniz pek prim vermediği bir şarkıydı. Pek ikna olmadılar fazla ama ben inandım ve söyledim. Ve ondan sonra şarkı çok beğenildi biliyorsunuz. Bugün hala yani işte ben burada görüyorum mesela işte kar yağdığı zaman insanlar kar tanelerini paylaşıyorlar Twitter'da. Daha sonrasında bu çalışmalar patlanarak devam etti. Ve bizim arkadaşlarımızın ve dostluğumuzun sonucunda çok verimli bir hale dönüştü. Yani arka arkaya hit şarkılar, işte Esmer Günler, Geceler, Mor Menekşe, başka daha birçok şarkı gerçekten hani müzik dünyasına ve bana elbette yepyeni bir soluk getirdi, yepyeni bir renk getirdi, yepyeni başarılar getirdi. Ve yıllarca da bu şekilde devam etti. Ben bunun geçeceğine inanıyorum. Ve bu güzel şarkılar için teşekkür ediyorum Kayahan'a bir kez daha. Evet. Söyleyebileceğim şimdilik bu kadar. Siz başka dillerde de şarkılar söylediniz. Albümlerde veya 45'liklerde zannediyorum. İtalyanca olsun, Almanca, Fransızca, yanlış mı hatırlıyorum? Yani İtalyanca şarkılar söylerdim sahnede özellikle. Onun sebebi ben İtalyan okulda olduğum için İtalyanca şarkılar, İtalyan müziği de biliyorsunuz o dönem çok popülerdi. Hı hı. Yani şimdi pek yok, öyle bizde hiç yok da Türkiye'de pek dinlenmiyor. Ama eskiden çok şeydi, İtalyan şarkıları çok popülerdi. İtalyan şarkıcıları, benim de söylediğiniz işte İtalyan şarkıcıları geliyordu Türkiye'ye konser vermeye. Ondan sonra söylüyordum, Almanca söylememin sebebi Almanca bir kelimeyle bile bilmezken bana Almanya'dan bir plak şirketinden, RCA plak şirketinden, o sırada bağlı bulunduğum Odeon'a plak şirketine bir teklif geldi. Ve benimle plak yapmak istediklerini, denemek istediklerini söylediler. Tabii bu çok heyecanlandırdı Odeon'u. Beni de elbette. Ve biz Almanya'ya gittik ve Almanya'da 2 ya da 3 sefer gittim ben Almanya'ya ve orada Almanca
benim için hazırlanan bir tane 45'lik plak için şarkı söyledim Almanca. Ama tabii orada yaşamak lazımdı. Yani orada yaşamadan, oranın dilini bilmeden gerçekten çok zor bir şey yapmak. Yani orada yaşayacaksınız, oranın dilini öğreneceksiniz. O zaman çok gençtim ve bunu göze alamadım. Ve o deneme sonucunda istenen şey elde edilemeyince daha sonra böyle oldu her şey. Değerli dinleyiciler, bu haftaki konuğum değerli sanatçı Nilüfer. Söyleşimizin sonuna yaklaştık. Sevgili Nilüfer, son bir cümleyle veya bir paragrafla özetlemek gerekirse, önümüzdeki yıllarda veya bugünlerde sahnede yer almak isteyen genç seslere, genç yeteneklere ne gibi önerileriniz, tavsiyeleriniz olabilir? Nelere dikkat etmeleri gerekir müzik hayatlarında? İlkeli olmak çok önemli bir şey. Çok çalışmak elbette ki birinci kural. Çok çalışmak, ilkeli olmak. Ben çok inanıyorum. Yani uzun vadeli olmak için dürüst olmak ve kaliteli şeyler yapmaya çalışmak. Ve sadece para kazanmak için tavizler vermemek, uzun soluklu olmak istiyorlarsa, emin adımlarla gitmek istiyorlarsa, yavaş fakat emin adımlarla hedeflerine ulaşsınlar. O zaman daha kalıcı olurlar. Ben böyle yapmaya çalıştım. Öncelikle yeteneklerine güvensinler tabii ki. Biraz da şans gerekiyor. Şansları da bol olsun. Sizin bir de sevgili kızınız var. Aile yaşamınıza pek girmek istemiyorum ama ona da buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sizin hümanist bir yanınız, insanları seven bir tarafınız var. Bir de geçmişte notlarıma bakıyorum. Siz göğüs kanserini yendiniz diye hatırlıyorum. Bu doğru mudur? Yani şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle buna cevap vereyim. Maalesef bu hastalığı yaşayanlar bilirler. Bunu yenmek diye bir şey söz konusu değilmiş zaten. Yani sadece o dönem için evet şu anda hiçbir şeyim yok, gayet iyiyim. Ve kontrollerime devam ediyorum. Ama bu maalesef öyle hani yenilen, hep bu laf, hep bu cümle kullanılır ama aslında yanlış bir cümle bu. Çünkü hiç ummadığınız bir anda tekrarlayabiliyor. Çok erken bir evrede yakalandı ve tedavi gördüm. Yaklaşık 3 yıl geçti üstünden. Şu anda iyiyim, kontrollerimi sürdürüyorum. Ve hep hayatım boyunca da kontrollerimi sürdürmek zorundayım. Tabii ki sağlık çok çok önemli. Bunun dışında kızım Ayşe Nazlı, o neredeyse 15 yaşında olmak üzere. O benim hayatımın odak noktası, öyle diyeyim. Benim için çok çok önemli bir varlık. Bana arkadaş oldu artık, öyle söyleyeyim size. Biz ondan çok zaman geçiriyoruz. Birbirimizi anlıyoruz ve birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah, dilerim ki hep böyle gider. Ve onun için istediğim şey önce sağlıklı olması, daha sonra da çok şanslı olması ve inşallah da karşısına hep güzel şeyler çıksın. Hep iyi insanlar çıksın. Bunu biliyorum. Sevgili Nilüfer, çok çok teşekkür ediyorum bu güzel söyleşi için, vaktini ayırdığın için. Sana müzik hayatında, sanat yaşamında başarılar. İnşallah 50 yılda birlikte oluruz. Los Angeles'tan sıcak sevgilerimi ve teşekkürlerimi yolluyorum. Çok teşekkürler. Ben de çok sevgilerimi yolluyorum. Los Angeles şu anda kaç derece, merak ettim. Dün 28 dereceydi. Yani artık tişört ve şortlarla falan geziyordum. Aman tanrım. Evet. ne kadar güzel. Sizi bekliyoruz buraya. Bir organizasyon yapalım. Sizi burada bir Cumhuriyet balosuna, en azından böyle bir şey organizasyonda sizi birlikte sahnede alırız inşallah. İnşallah. Ben Los Angeles'ı hiç görmedim, hiç gitmedim. Oldukça uzun bir yol olduğu için biraz gözümde büyüyor açıkçası. Ama olabilir tabii ki. Ben de çok isterim. Belki orada yaşayanlar da kar özlemişlerdir. Ben buradan onlara kocaman kucak dolusu bir kar göndereyim. Onlar da bana bir güneş yollasınlar, olur mu? Çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler. Bütün dinleyicilerinize çok sevgiler sunuyorum. Size de öyle. İyi çalışmalar diliyorum. Herkese sağlıklar diliyorum. Sevgiyle kalın. Sağ olun. Size sevgiyle kalın. Hoşça kalın.